Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle yazlık güzel bir file örgü modeli anlatmak istiyorum. Yapımı çok kolay. Şöyle altın ilmek bimden aldığım şöyle ipimle yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstermek istedim. Bak, bakın anti pil akrilik. Antipilik özelliği var. Hemen başlayalım. Arkadaşlar çok kolay bir file örgüsüdür. Ee, yelek, şal, e, atkı olarak da örebilirsiniz. Ee, dediğim gibi yapımı da çok çok kolay. Bakın şöyle iki numara tığ kullanıyorum. Elinize uygun tığ da kullanabilirsiniz. Kullanacağınız ipinize bağlı olaraktan, koton iplerde kullanabilirsiniz yazlık iplerden ve özellikle bu modeli Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Bir miktar zincir çekeceğim ve özellikle arkadaşlar bu modeli body üzerine de file örgü olarak da kombin olarak da yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şöyle biraz zincir çekiyorum. Zincirime çekerken e ee, çok fazla sıkılaştırmıyorum. Her zaman söylediğim gibi çok fazla da gevşek de çekmiyorum. Şöyle. Evet bu kadar yeter sanırım. Evet şimdi 1 2 3 4 5 6 7. 7. zincirimin içine arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki zincirimin içine tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Ve burada 1 2 3 4 5 zincir atlayıp 6. zincirimin içine yine sık iğne yapıyorum ve hemen yanındaki zincirimin içine tekrar sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir atlayıp 6. zincirimin içine sık iğne yapıyorum hemen yanındaki yine zincirimin içine bir tane daha sık iğne yapıyorum yani aralarda bakın yan yana iki tane sık iğne yapmış oluyorum ve aralarda 3 4 5 zincir çekip ve buradan da 5 zincir atlayıp 6. zincirime yan yana iki tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Evet sıra sonuna geldim. Bakın burada zincirim fazla yeterli olmadığı için bir tane sık iğne yaparak sıramı bitirdim. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekerek geriye döndüm ve hemen buraya boşluğa batarak bir tane sık iğne yaptım. Bir pardon bir tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar buraya. Bakın iki tane buraya boşluğa sık iğne yaptım. Bir iki üç dört beş zincir çekiyorum ve yine buradaki boşluğa batarak yine iki tane sık iğne yapıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum ve yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. ve tekrar boşluğa batarak 2 tane yine yan yana aynı boşluğa yani aynı yuvaya 2 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve yine buraya boşluğa batarak hemen yanına yine dibine battım. 2 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve burada zincirim vardı bakın 1 2 1 2 zincir atlayıp 3. zincirimin içine bakın boşluğa batmadım kenarda. Zincirimin içine batarak bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geriye döndüm. Hemen yine buraya boşluğa bakın önündeki gelen boşluğa bir sık iğne yine aynı yuvaya ikinci sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 5 tane yine zincirimi çektim bakın model çok çok kolay çok basit arkadaşlar yine sık iğnemi yaptım hemen bir tane daha içine yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir yine aynı şekilde bakın iki tane aynı yuvaya sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir ve yine aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum yanına bakın iki tane yine sık iğne yaptım ve sıra sonundayım 1 2 3 4 5 zincir bakın sıramı 5 zincir çekiyorum ve burada 5 zincirle geri dönmüştüm 1 2 3. zincirimin içine batarak boşluğa batmıyorum bitişlerde zincir içine batarak bir sık iğne ile sıramı tamamlıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekerek her zaman geriye döndüğümde hemen önündeki boşluğa batarak 2 tane sık iğne yapıyorum. 5 zincir ve bu şekilde arkadaşlar modelimiz oluşmuş oluyor. Birkaç sıra daha örüp modelimi yükseltip hemen döneceğim. Evet modelimi birkaç sıra daha örerek yükselttim arkadaşlar. Bakın harika bir görünümü var. Çok güzel zincirli file örgü modeli. Dediğim gibi yelek için harika olur. Özellikle bluz üzerinde de bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.